Basketbol.com.tr'ye hoş geldiniz. Terleten sorularla Kaan Kural'ı bugün terletmeye çalışacağım. Burası biraz serin abi, terlesem iyi olur. Evet, burası bugün biraz serin. Hornets, Doğu'nun yıldızı unvanını Boston'dan alabilir mi, aldı mı? Yıldızı derken neyi kastettiğin önemli. Parlayan bu sene mesela çok parlıyor Hornets. Beklentilere nazaran daha iyi gözüküyor. Hep Boston o durumdaydı ya. Şöyle yani gökyüzüne baktığın zaman çok yıldız varsa hani hiç gör atıyorum kuzey tarafında bir yıldız beklemediğin kadar parlıyor ama en parlak dersen ona katılmam. Ha çok parlıyor evet. Beklentilerin çok üzerinde evet. Ama yok katılmıyorum. Bence Doğu'nun parlayan yıldızı Detroit olacak yakında. İşte Reggie Jackson biraz daha adapte olsun göreceksin. Ki yavaş yavaş parlıyor daha da parlayacak Detroit bence. Peki şöyle sorayım. Chicago çok parlak başladı ama yavaş yavaş bulutlar geçmeye başladı ön taraftan. Dur bakalım. Peki şöyle sorayım. Doğu'da Cavs'e rakip görmüyoruz. Golden State'e rakip gördüğümüz herkes Golden State tarafından evine gönderiliyor. İki takımlı bir lige mi dönüştü tamamen artık? Hani sene başında bir umut sene başında vardı. Da öyleydi. Yok abi sene başında da abi sene başında en büyük tartışılan konu oydu zaten. Ya kardeşim işte Duncan bıraktı, Parker iyice yaşlandı, San Antonio düşüyor. Oklahoma City'nin en iyi oyuncusunu al. Yani rakip olan Oklahoma City'nin en iyi oyuncusunu aldın. Hani Clippers'a da çok ümit yok. Bu tamamen tek iki takım. Zaten Doğu'yu hiç saymıyorum. İki takımla lige dönüştü bu. İki senedir izliyoruz, üçüncü versiyonunu izleyeceğiz falan diyordu herkes zaten. Kimse de pek ümit yoktu. Ha her sene ümit vardır. Ya, sezon başlarken Dallas'ın bile bir ümidi var anı yani bakarsın. Ama yani gerçekçi olan herkes bu ligin iki takımlı bir lig olduğunu söylüyordu. Ha, çok daha şimdi su yüzüne çıktı. Ama bundan iki ay sonra ne olacağını hiç bilemezsin abi. Hiç bilemezsin. Sakatlık olabilir sakatlık belki. Sakatlık olur, formsuzluk olur, o dönemde şey olur. Başka sorunlar yaşanır, takım içi problem yaşanır. Belli mi olur abi bunlar? Ha iyi giden takımlarda genelde yaşanmıyor ama bir takım çok mesela acayip bir ritim bulur, bir tane önemli takas olur. İşte Houston bir tane çok ciddi takas yaptığını düşün falan. Hani bir anda çok daha iddialı bir konu. Bunları bilemezsin ama sezon başındaki durum buydu ve böyle de devam ediyor. En azından şöyle düşünmek lazım. Cleveland ve Golden State insanların tahmin ettiği kadar iyi, hatta daha iyi. Bence Cleveland mesela benim beklediğimden daha iyi mesela. Hı. Ben normal sezonda Cleveland'ın rakipsiz olmasını beklemiyordum. Playoff'ta rakipsiz olmasını bekliyordum. Ama bizim beklediğimizden daha iyi. Sonuçta o yüzden zaten normal sezon oluyor. O yüzden de keyifli yani. Hani çok şey değil bence hani artı önceki yıllar mesela 2000-2001 sezonunda Lakers tamamen rakipsizdi abi neredeyse. Yani, evet, evet. Yani, hani tek takımlı lig vardı yani. Bir de gerçekten eskilerle karşılaştırıyorlar bu sezonu. Eskiden daha bilinmez vardı, şöyle vardı. Ya 3 abi sene, ama 4 sene önce öyleydi ama bundan 10 sene önce öyle değildi abi. Evet. Şeyde atıyorum 90'lı yıllarda o hani bazı insanların doğal olarak çok romantize etti ama bazen abarttığı derdi. Abi o sezonlarda korkunç büyük çekişme yaşanan sezonlar 1-2 taneydi. O New York'un zirve dönemi 92-93'te falan vardı. Ama mesela 96'da öyle çok çekişme falan yoktu abi. 98'de vardı, 96'da çok yoktu yani. Evet. Ben Simmons gelince point guard oynayacakmış. Öyle bir açıklama yapmış. Point guard da oynayacaktır. Point guard oynayamaz abi. Bayağı point guard oynatacağım demiş. Ne olacak abi? Philadelphia'da zaten Salkıç'a Mevlamka'yı oynuyorlar yani. Yani zaten eldeki oyun kuruculardan da en iyisi Sergio Rodriguez düşünürsen. O yüzden evet, oynayabilir ne olacak. Ama ne Philadelphia'ya ne Ben Simmons için iyi olacağını zannetmiyorum. Oyun kurucu da oynayabilir. Oyun kurucu oynarsa Philadelphia için de Sergio Rodriguez için de iyi bir şey değil o. Oladipo'nun smacını gördün mü? Gördüm. Dwight Howard'ın buharlaştırdığını mı diyorsun? Evet. O mu daha iyi? Sam Decker'ın Enes Kanter'i gömdüğü bu yani şey Rockets çok maçında. Abi sağda solda işte şimdi son dönemde çok popüler oldu ya Vine paylaşmak falan. Hı-hı. Abi Türkiye'deki sitelere bakıyorum işte basketbol şeyleri. Paylaşamıyorlar tabii. Paylaşıyorlar ama şöyle geçiyor. Sam Decker poster ediyor. Sam Decker Oklahoma'lı oyuncunun kalbini kırmış. Babacığım adını da söyleyin ne olacak yani tamam. Öyle. Hani haindir neyse nedir yani. Oyuncu abi o da. Ama smaç inanılmazdı. Ben blok yiyecek dedim. Yani şöyle orada kabahat biraz Enes'ti abi. Yani öyle çok biliyorsun Enes zaten çok sıçrayan falan bir oyuncu değil. Böyle nedense biri bir gaza gelip bir müdahale ediyor. O ivme çok daha ters tabii. Ama Enes öküz gibi kuvvetlidir abi. Güreşçi gibidir. Onu öyle yere sermek de acayip bir şey. Ben Sam Decker'ın da bu kadar kuvvetli olduğunu bilmiyordum ya. Çok güzel perişan smaç. Ama Oladipo'nunki acayip abi. Çünkü çift elle bir de Enes'le Dwight Howard arasında da fark var abi. Dwight Howard'ı buharlaştırmak Enes'i buharlaşmaktan daha değerli. Enes daha güzel buharlaşmış. Enes atomlarına ayrılmış. Ama Dwight Howard daha şey ağırlık sahibi basketbolda. Bir de Dominic Wilkins'i yan yana koymuşlar onun smacıyla.
Bayağı hakikaten benzer bir smaç. Ben Oladipo'dan da öyle... Yani tabii smaç vuruyor, atletik bir oyuncu da. Abi smaç yarışmasına falan girdi. Çok Evet. acayiptir yani. Yani Dominic Wilkins'i görünce yan yana evet dedim. Hakikaten adam iyi iyi vuruyormuş. Çok acayiptir. Smaç yarışmasında da çok iyi yarışmıştı ya. Oladipo iyi yani. Ligin ilk çeyreği bitti ve ödül dağıtmışlar. Ligin ilk çeyreği ödülleri konuşuldu. Bir podcast'te gördüm. Ben de en anlamsız buldum çünkü daha 25 maçtan MVP verme, en iyi takım seçme 25 bile falan. olmadı daha. Evet. O yüzden sana en anlamsız sorusunu soruyorum. En çok gelişme kat eden oyuncu ödülünü kime verirdin? Adayların kimler? Ne hiç düşünmedim ki abi. Bence bu ödül ikinci yılında ya da üçüncü, yani rookie kontratında olan birine verilmesi lazım. Ben de tam tersini düşünüyorum. Rookie olmayan birine mi vermek lazım? Üçüncü, ikinci ve üçüncü sezonda olan bir oyuncu. Abi bir oyuncu 18, 19, 20 yaşında lige geldikten sonra abi NBA'in temposuna, NBA'in atmosferine, NBA'in şaşasına alışmak gibi bir süreç var. Öyle ya da böyle. Tamam bazı oyuncular girer girmez etki yapıyor. Bazıları o süreci atlattıktan sonra, adapte olduktan sonra artı 19-20 yaşındaki bir oyuncunun fiziksel gelişimi yıldan yıla çok fark ediyor. Bambaşka bir oyuncuya zaten dönüşüyor ikinci yılda. Otomatik bir gelişim oluyor. Ha onun için ekstra bir şey katarsan otomatikman zaten en önemli adaylardan biliyorsun. Bence o yüzden hani yılın çaylağı ödülü veriyorsun ya, yılın ikincisi, yani yılın sophomore ödülü de diye bir ödül verirsin. En çok gelişme kaydeden oyuncu ödülü de çaylak kontratının da olmayan oyunculara Olmuyor. verirsin. Bence. Bence. Oradan var Çünkü mı hani adayın? ikinci senesinde, üçüncü özellikle ikinci senesinde bir oyuncunun gelişmesinden daha doğal bir şey yok yani. Ben genelde öyle düşünüyorum. Yani şu anki kurallarla da bir oyuncunun ikinci senesindeki verilmesi de gayet normal. Çünkü kural bu yani. Yapacak bir şey yok. Sadece bu kural değiştirilsin diyor. Ama ne bileyim şu anda gelişme gösteren oyuncular konusunda hiç düşünmedim ki be abi. Hiç aklıma yani tek tek unuttuğum bir iki isim olacak çünkü. Ben sene başında Devin Booker belki Ben de. Devin Booker benim en önemli iddialı adayımdı. olur diyordum. Devin Booker en önemli adayımdı. Ama Ama Devin Booker hiç çok alakası inişli çıkışlı yok. gidiyor. Hiç iyi, de, iyi gitmiyor ki abi. Evet. Çıktığı yer bile, şöyle söyleyeyim. En iyi oynadığı iki maç bile benim beklediğim performansın altında yani. Hani belki de ben çok şey bekliyordum bilmiyorum. Daha doğrusu görünen o ki ben çok şey bekliyormuşum yani. Ama yani ikinci senesindeki mesela Karl-Anthony Towns da yani hiç beklentileri falan karşı. Ama ikinci senesindeki oyuncuların duraklaması da çok mümkün oluyor. Aynı şekilde kendisine o kadar büyük bir sıçrama bekliyorsun ki tam ona sergilemiyor. Mesela üçüncü senesinde oluyor. Anthony Davis abi geçen sene MVP olacak diyorduk. Kötü gitmedi ama çok vasat gitti. Bu sene görüyorsun abi. Aynen. Yani Evet. olabiliyor öyle şeyler. Bakayım kim ya? Kime vereceğim ödülü? Şunuymuş. Jimmy Butler'a verebilirim bir daha. Biliyorsun bir kere aldım. Bir daha alırım. Bir daha. Bir daha. Muazzam oynuyor abi. Muazzam. Muazzam yani. Aslında bu tam bitirmek için güzel bir yer ama çok sormak istediğim bir soru var. Luke Walton ve Steve Kerr'ün yönetim tarzları. Luke Walton zaten çok göz önünde Los Angeles'ta da olduğu için onda da çok röportaj yapıyorlar. Herkese buyur. İşte eğlenmeye aşılıyor, kendi olmasını gerektiğini söylüyor oyunculara. Biraz daha böyle arkadaş gibi motive ederek yapıyor yapacağı işi. Bu sistem mi artık yeni yönetim sistemidir? Yoksa eski sistem, yani Greg Popovich tarzı hocaların gelecekte yeri var mı? Yoksa farklı farklı karakterler için farklı farklı hocalar da mı olabilir? Farklı farklı karakterler için farklı farklı hocalar olur. Ama Popovic'in tarzının yönetebileceği oyuncu sayısı çok hızlı azalıyor. Hani Popovic bundan sonra 10 yıl sonra kendi tarzıyla doğru reaksiyon alacağı, kendi tarzını anlatabileceği oyuncu bulamayacak muhtemelen. Yani Y jenerasyonu oyunculara Luke Walton gibi demeyeyim. Ben Luke Walton'un da bazı yerlerde çizgiyi kaçırabileceğini düşünüyorum. Çünkü yeni tanımlanan bir iletişim sistemi. Bunun çerçevesini çizmek lazım. Kör bence orada daha iyi iş yapıyor Walton'a. Walton bir adım daha ileri götürür. Belki Walton'unki daha geçerlidir. Yakında göreceğiz. Ama Popovic'in, Larry Brown'un işte falan yaklaşımı ya da işte Avrupa'da genel geçer yaklaşım. Peki artık yeni jenerasyon, Y jenerasyon oyunculara en iyi iletişimi sağlamak için uygun değil. Onu söyleyeyim. Tamam. O zaman sizden de en çok gelişme kaydeden oyuncu adayınızı aşağıda yorumlarda yazmanızı bekleyeceğiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. We'll be right back.